Sınıflarımıza dolaşıyoruz, sonuç sınıflarına ortak olmak istiyoruz. Kaç kişi çalışıyorsunuz burada? Burada biz 4 kişiyiz. 4 kişisiniz. Faturalar, kira, işçi, otarıyor mu biraz? Ya artık nasıl? Otar mı? Şüphe yapıyoruz sadece. Ocakta böyle hep anlatır verdiği çağrımız yok, bilmiyorum. Taleplerimiz oluyor ama bir karşılığı var. Kaç defa da belediye aradım, insanlar bir sulasın bakalım, bir sağlamsın diye. Belediyenin asıl hizmet etmesi gereken noktalardan bir tanesi kesin caddedir. En basit yapılabilecek hizmet caddedir. Bugün kesinlikle. Belediye bir caddede de hizmet yapamıyorsa, bir caddenizi de yapamıyorsa ne yapıyoruz aslında? İnşallah üzerinde duracağız. İnşallah. Yine söyleyeceğiz. Var mı isteğimiz? Allah razı olsun. Bir çay içelim. Allah razı olsun. Başka zaman içelim. Hadi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hakim abi sizinle evet. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Çavanın başı. Dıştaki razı. İl başkanı Öder Bari. Evet. Doğru. Evet. Abi şey kosaklar bir şey de ki, bağır bir de diyor ki, mahsul nakli karını oruç demeyin. Bağır ki, Müslüman hafif bilgilerin faizlere, haram yetişeğine, kantine başı, kitabı diye makamın ettiği hepsi diye. Sohbet karşılığı bereketi cihaz ve başı cihaz ödürü yine. Nasılsın? Bizi bu işe de inşallah bu işe var hapsi değil mi? Dünya razı olsun. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Rabbim utandırmazsınız hocam. Rabbim utandırmazsınız. Esnaflara dolaşıyoruz. Özellikle sonuç sıkıntılarına ortak olmak istiyoruz. Evet. Nasıl gidiyor? Bayır mısınız? Süper diye. Şükür Allah'a. Çok güzel gidiyor. Allah yardımcınız olsun inşallah. Bu konuda bizden bir beklentiniz, bir isteğiniz var mı? Allah razı olsun hocam. Öncelikle Rabbim hepimizi öncelikle utandırmazsın. Ve yer yardımcısı. Allah bereket versin inşallah. Allah razı olsun. Hüdapar İl Teşkilatı olarak bugün Nihat Aykut Caddesi'nin esnaflarını dolaştık. Maalesef esnaflarımızın sorun ve sıkıntıları çoktur. Faturalar bir taraftan, akaryakıt bir taraftan, fiyatların istikrarsızlığı bir taraftan, her gün zam üstüne zamın gelmesi bir taraftan. Ama özellikle bu caddede, bu konumda bulunan esnaflarımız caddelerin uzun bir süreden beri yapılmayışından, çukurların açılması ve o çukurlardan geçen arabalardan kaynaklı tozların çıkması, o tozların esnafı ve reyondakilerin kirletmesi ve tehlike arz eden, özellikle lastiklerden fırlayan o taşların camlara, araç camlarına ya da Allah muhafaza bir çocuğun gözüne, başına denk gelme riski yüksek burada. Halbuki bir belediyenin en temel, en öncelikli yapması gereken hizmet caddelerdir. Caddelerin onarımıdır, şehirleşmedir. Yani insanların yaşamına layık bir şehirleşme hayatı sunmaktır. Yani belediye en asli fonksiyonu olan bu hizmeti de sunamayacaksa, halbuki bizim belediye başkan yardımcısı kadar ana caddemiz ya var ya yok. Yani çok basit yapılabilecek hizmetler de eğer bu halktan esirgeniyorsa, yapılmıyorsa, halkın hizmetine sunulmuyorsa, ama aylarca halktan toplanan vergiler, paralar eğer başka yerlerde, yani temel ihtiyaçların dışında olan festivallerde harcanıyorsa insanın aklına doğal olarak bazı soru işaretleri geliyor. Esnafımızı dolaştık, esnafımızın yanındayız. Dile getirdiği sorunları biz de gerekli yerlere ileteceğiz ve üzerinde duracağız. Bu konuda katkınızdan dolayı da size teşekkür ediyorum. Bu yol her daim böyle. Her sene gel, kış, yaz bu şekilde. Bu tarafı yapıyor, bu tarafı bozuluyor. Bu tarafı yapıyor, burası bozuluyor ha. İnşaat. Abi burası her gün gelip böyle kum döküyorlar, aynı bu şekilde. Hemen bozuluyor yani. Düzgün oluyor. Ucuz bir şey döküyorlar demek ki.